Aydın Ziraat Odaları Karpuzlu'da buluştu. Aydın Ziraat Odaları'nın her ay düzenli olarak yaptığı ilk koordinasyon kurulu toplantısı Karpuzlu'da gerçekleşti. Karpuzlu Ziraat Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Karpuzlu Kaymakamı Durdu Yusuf Arık, Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Mustafa Bircan da katıldı. Aydın tarımının ele alındığı toplantıda Karpuzlu Ziraat Odası Başkanı Cavit Yetiştirici, konuklara hoş geldiniz diyerek toplantının hayırlı olmasını diledi. Değerli basın, hepiniz hoş geldiniz. Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı bugün Karpuzlu'da ev sahipliğinde bize nasip oldu. Bu yönden mutluyum, sevinçliyim. Hepinizi tekrar tekrar teşekkür ediyorum bu toplantıyı iştirak ettiğiniz için. Ben sözümü fazla uzatmadan İl Koordinasyon Kurulu Başkanımı bırakıyorum. Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan da çiftçinin zor günler geçirdiğini, köylerden kentlere göçün arttığını belirterek bu tür toplantılarla tarımın sorunlarının çözülmesini temenni etti. Toplantısının ilçelere veya il tarımına büyük faydası olduğuna inanıyorum. Tabii tarımımıza baktığımız zaman, her ilçemize baktığımız zaman köylerimizin ve tarımla uğraşan insanlarımızın günden güne azaldığını görmekteyiz. Babadan oğula tarım olayı bitmiştir. Tabii bu tür toplantılarda tarımla uğraşan kesimi düşünmek zorundayız. Düşündüğünüzü de biliyoruz. İnşallah bu köylerde tarımın uğraşan kesimin azalmasını engelli şey olacak olan tedbirler yerine getirmemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü biz Karpuzlu'yu biliyorsunuz bir tarım ilçesi. Gerçekten de tarımla geçiniyoruz, tarımla yatıp kalkıyoruz. Üreticimizin en büyük sıkıntısının özellikle ürün fiyatlarının düşüklüğü olduğunu biliyoruz. İnşallah bu toplantıların bu noktadaki sorunları da çözüm üretirsiniz. Ve ülke tarım politikaları inşallah bu tür toplantılar faydalı olur, tesirli olur. İlçemizi onurlandırdığınız için hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizim bir sloganımız var 30 Mart'tan bu yana. Karpuzlu'ya gelin, Karpuzlu'yu gezin, görün ve Karpuzlu'yu yaşayın. Gelmişken tabii bu toplantı ne kadar yapsak da köylerimizi gezmenin daha faydalı olacağına inanıyorum. Vatandaşlarla sohbet etmenin daha faydalı olacağına inanıyorum. İnşallah toplantımız ilçemize, ilimiz tarımına hayırlara vesile olur. Teşekkür ederim hepinize. Karpuzlu Kaymakamı Durdu Yusuf Arık da Aydın'daki ziraat odalarının Aydın tarımını geliştirmek için çalıştığını belirterek tarımın önemine dikkat çekti. Gelişen sanayi, tabii tarımda sanayinin gelişmesiyle tarımı biz daha güzel, nasıl güzel hale getiririz? Bu gibi toplantılarda konuşulacak, değerlendirilecek. İnşallah başta ilçemiz olmak üzere Aydın sanayi, Aydın'da tarım ve tarım sanayi, tarım teknolojileri sizin yaptığınız çalışmalar sonucu gelişecektir. Ben ilçe ziraat odamız başkanı Cavit Bey'in çalışkanlığına, üretkenliğine bakarak ve tabii tüm ziraat odası başkanlarımızın da bu şekilde üretken olduğunu düşünüyorum. Ve bu çalışmaları gördükçe ilçemiz ve ilimiz adına ve ülkemiz tarım adına gerçekten seviniyorum, umutlanıyorum. Ben bu toplantının başta ilçemiz adına ve Aydın'ımıza için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Toplantıda gündem maddeleri ele alınırken Efener Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, 2013 yılı ürün faturalarını vermeyenlerin Eylül ayı sonuna kadar süreleri olduğunu hatırlattı. Zeytin, buğday, mısır faturalarını vermeyen varsa bu ay sonuna kadar uzadı. Sayın Tarım Müdürümüz evet, burada. Evet, SMS geçtik tüm yani tekrar, artık içlere 2013'te üretilen ürünlerin ilgili fatura evet. Zeytinyağı da hayır değil. Değil var da. Onu düzeltmeye çalışıyoruz. Onu ben Bekir Tarım Komisyonu üyemiz Mehmet Erdem bildirdim. Evet. Zeytinyağında 39 kişi varmış bu şekilde. Evet. Daha fazla başkan. Ben akşam 29 kişi şeyden var. Öyle mi? Yeni pazar. Benim bahsettiğim buğday, mısır ve pamukta fatura vermeyenler varsa bu ay sonuna kadar verebilirler.